Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Selinay. Bugün ilk defa sizler için bir ürün incelemesi yapacağım. Uzun zaman stoğa girmesini beklediğim NYX'in bu Ultimate Shadow paletlerinden Warm Natural paletini sizler için bugün inceleyeceğim. Çünkü ben çok severek kullanıyorum. Şöyle renklerini göstereyim. Zaten gün ışığında çekilmiş halinde mutlaka ekleyeceğim. Bu paleti ben ilk önce Öykü'de görmüştüm. Öykü Helvacı'da, hatta onun da YouTube kanalı var. Çok güzel incelemişti paleti ve benim hep bir aklımın köşesindeydi gerçekten. Sürekli böyle hani inceliyordum. Hatta NYX'in Türkiye sayfasına yazdım ne zaman stoğa girecek diye. Genel olarak böyle 6-7 aylık bir sürede stok sıkıntısı çektiğini söylemişlerdi. Hani genel her yerde, international olarak. Ama sonunda stoğa girdi ve girer girmez aldım. Hatta bir gün önceden haber vermişlerdi. Ve ben hani o gün sürekli kontrol ediyordum. Ertesi sabah stoğa girdi. Şu an kontrol ettiğimde maalesef yine stokta yok. Ama beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Eğer stoğa girerse orada mutlaka paylaşacağım hikayemde. Almak isterseniz bu şekilde alabilirsiniz. Genelde toprak tonlarından, kızıl kahve tonlarından oluşan bir palet aslında bu. Ve fiyatı 70 lira. İçerisinde 16 tane far var. Hepsinin pigmentasyonu gerçekten çok başarılı. Ben şimdi burada hepsini göstermeyeceğim. Ancak böyle birkaç tane çok sevdiğim renk var. Onları sizinle paylaşacağım. Zaten üst sıra tamamen hani böyle göz sabitlemeye yarayan veya hani sadece göz kapağınıza sürebileceğiniz renklerden oluşuyor. Ama onun dışında özellikle şuradaki renk, buradaki renk ve katlanma bölgesine sürmek için şuradaki renk mükemmel. Şöyle göstereyim. Ve şu an fark ettim, bundan çok güzel aydınlatıcı olurmuş. Bir de şurada şöyle turuncu kahvemsi bir renk var. Onu da çok severek kullanıyorum. Onu da şöyle göstereyim. Genel olarak aslında günlük hayatta çok tercih edilebilecek, çok kullanılabilecek renkler. Eğer makyaja yeni başlıyorsanız bile bence gayet tercih edilebilir. Böyle bir palet alsanız size gerçekten çok uzun süre yeter. Çünkü hem günlük hayatta kullanabileceğiniz hem de koyu renkleriyle geceye uyarlayabileceğiniz çok güzel tonlar var içerisinde. Bu paleti almamdaki diğer bir neden Urban Decay Naked serisinden Heat rengi biliyorsunuz piyasaya sürüldü. Hatta bir gece saat 12'den sonra galiba satışa sunulmuştu. Ben böyle alıp almamak konusunda inanılmaz kararsızdım. Görseli koyacağım, umarım bulabilirim. Naked Heat paletini dupe olarak gösteriliyor ve gerçekten çoğu rengi birebir aynı. O yüzden böyle daha da mutlu oldum. Ambalajı çok güzel. Beklediğimden daha küçük geldi sadece. Ama bu şekilde olması beni yine de mutlu etti. Ben çok büyük farları sevmiyorum. Zaten bunları bile bitiremiyorken onları bitirmemiz imkansız. Onun dışında ambalajının kilitli olmasını çok sevdim seyahatlerde. Çok büyük bir artı. Çok ince bir detay ama bir şey daha göstereceğim. Farlar arasında şu şekilde yerlerin olmasını çok sevdim. Bazı paletlerde yan yana oluyor. Hatta yurt dışından alınmış bir tane palet var öyle elimde. Aralarda var ama hepsi aynı düzeyde. Öyle olunca kullanmaya başladıktan sonra farlar birbirine karışmaya başlıyor ve bu durum benim hiç hoşuma gitmiyor. Hani çok bitişik bitişik olmasına rağmen o çıkıntılar benim hoşuma gitti. Onun dışında dediğim gibi renkleri çok güzel, pigmentasyonu çok güzel. Biraz tozutma yapıyor şimdi fırçaya aldığımda göreceksiniz. Ama çok aşırı düzeyde değil. Kalıcılıkları güzel, mat farların kalıcılıkları daha güzel. Işıltılar birazcık gün sonuna doğru birikme yapabiliyor. Bunu da bir far bazı yardımıyla destekleyebilirsiniz. Benim için çok sorun değil açıkçası. Bunun dışında başka bir şey yok galiba. Fiyat performans açısından değerlendirdiğimizde bence fiyatını gerçekten sonuna kadar hak eden ürünlerden bir tanesi. Kozmetiğe inanılmaz zam geldi. Ben bu ürünün ilk çıktığında 50 ya da 55 lira olduğunu hatırlıyorum. Şu an 70 lira. Ama yine de bence gayet değebilecek bir ürün. Ben çok seviyorum. Şimdi hem gözümde görmeniz için hem de tozutmasını size göstermek için bununla bir makyaj yapacağım. Sizi birazcık yakına aldım. Öncelikle birazcık böyle geniş uçlu bir far fırçasını alıyorum. Hangisini kullansak? İlk önce şurada benim çok sevdiğim rengi kullanalım. Bu arada çok görünmedi. Ama mesela şu alt kısmında bir birikme oldu.
buradan da anlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi çok sorun değil ama hani ona dikkat edenler olabilir. O yüzden gösteriyorum açıkçası. Bunu kaplama bölgeme uygulayacağım. Gördüğünüz gibi pigmentasyon da gayet başarılı. Birazcık daha yoğun kullanacağım. Ve tamamdır. Bu rengi çok seviyorum. Kaplama bölgesine sürmek için çok ideal. Çünkü hangi farı sürerseniz sürün tüm göz kapağına çok güzel uyum sağlıyor. Ve ben bunu birazcık böyle şu kaş kemiğime getirerek sürmeyi de çok seviyorum. Şimdi yine çok sevdiğim renklerden biri olan şurada size gösterdiğim rengi uygulayacağım. Bunu parmağımla uygulayacağım. Neredesiniz? Şöyle direkt geliyor zaten. Şimdi bakıyorum, kullanırken hiç göz altlarıma dökülmedi. Şahane duruyor ve bunu mutlaka aydınlatıcı olarak deneyeceğim. Şimdi daha koyu bir farla bu sefer kenarları birazcık koyulaştıracağım. Daha küçük bir fırça alıyorum. Şu an biraz kararsız kaldım. Daha böyle mor tonlarına mı gitsem, gri mi? Şu üç renk arasında çok kararsız kaldım. Bu çok soğuk gelecek ama ben şunu kullanmak istiyorum. Bu daha az tozuttu ama kesinlikle fırçadan kaynaklanıyor. Çünkü bu çok küçük bir fırça olduğu için, çok geniş uçlu olmadığı için daha az tozutuyor zaten genel olarak farlar. Şimdi bunu da dış köşeye uygulayacağım. Ve bence gayet yeterli. Size şöyle yakından bir kez daha göstereyim. Ve yaptığım makyaj da bu şekilde aslında. Siz istediğiniz farla istediğinizi tabii ki kombinleyebilirsiniz. Onları eşleyebilirsiniz. Ve benim palet hakkında söylemek istediklerim bu kadardı. Umarım aklınızda bir soru işareti varsa ona yardımcı olabilmişimdir. Bu tarz palet incelemelerini sevdiyseniz yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Elimde hani bu paraya değer mi, almaya değer mi tarzında değerlendirebileceğim paletler mevcut. Buna biraz da siz yön verebilirsiniz aslında. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.